Kaysa iyi niyetli bir insandı bu fakir. Bulduğu gün yer, bulamadığı günde sabrederdi. Şikayet asla aklından gelmezdi. Zaten bütün sermayesi hanımının eğirdiği ipliğiydi. Onun yaptığı ipliği kendisi götürüp Basra çarşısında satardı. Bir gün yine Basra çarşısında dolaşıp ipliğini satmış, parasını almış, eve dönüyordu ki yolda alacaklıların biri fakirin yakasına sarılarak hırpaladığını gördü. Yazık değil mi diye ona çıkıştı. Alacaklı suratını astı. O kadar merhametliysen borcunu sen ver. Hala ödemedi dedi. Yanındaki parayı saydı. Tam fakirin borcunu ödeyecek miktarda gözünü kırpmadan uzaktı. Al işte alacağını. Ne sarsıyorsun adamı? İnkar etmiyor. Bunca vereceğini söylüyor. Buna rağmen hırpalanır mı insan diye söylendi. Parasını alan adam çekip giderken borçlu fakir onun ellerine kapanmış. Seni Allah gönderdi. Bu adamın elinden kurtulamayacaktım yoksa diye çok içten dualar etmişti. Eve eli boş dönünce hanımı sordu. O da durumu olduğu gibi anlattı. Hanım, bu gece aç da yatabiliriz. Ne olacak? Bir gün aç kalsak ölecek değiliz ya, diye karşılık verdi. Sabah oldu. Hanım hazırlamış olduğu yeni ipliği alıp hemen çarşıya çıkacaktı, koştu ve çarşının yolunu tuttu. Ne yazık ki akşama kadar Basra çarşısında dolaştığı halde ipliği satamamış. Boynu bükük vaziyette eve yönelmişti. Yolda önüne yürüyen biri vardı. O da elindeki balığı satamamıştı. Bir süre birlikte yürüdükten sonra balıkçı şu teklifi yaptı. Ben balığı sana vereyim, sen de ipliği bana ver. Ellerindekini değiştiler. İpliği alan meçhul adam hemen gözden kaybolurken o da hızla eve geldi. Balığın karnını yararak pişirmeye hazırladı. Ama balığın karnında çıkan taşımsı bir cisim karı kocanın şüphelerini çekti. Aceleyle kuyumcuya gittiler. Taşı inceleyen kuyumcu şu teklifi yaptı. Bu kıymetli bir incidir. İsterseniz size inciyi taşıyan balık ağırlığınca altın verebilirim. Razı oldular. Kocaman bir altın külçeyi inci karşılığı aldılar. Yoksulluğu böylece artık kapıdan kovmuşlardı. Geriye dönüp de dışarı çıkacakları sırada eşikte belirlen bir adam seslendi. Lütfen balığımı bana geri verin. Ben yaptığım alışverişten pişman oldum. Düşünüyor başladı iplik satan adam. Balığın sahibi peşlerinden gelmiş, verdiğini geri istiyordu. Cevap verdi. Balık yok ama karnından çıkan var. İstersen onu verelim dedi. Adam hemen razı oldu. İplikçi elindeki altın külçesini uzatarak buyurun dedi. Ama uzatılanı almayıp geriye çekilen adam şöyle cevap verdi. Balık sana helal olsun karnındaki inciyle birlikte. Ben bir meleğim. Seni imtihan için geldim. Müjde, imtihanı kazandın. Yoksul adamın borcunu vermem Allah'ın sana böyle bir ikramına sebep oldu. Bir de baktılar ki balıkçı adamın yerinde yerler esmiş. Kimsecik ortalıkta yoktu. Artık Allah'ın ikramına mazhar olmuşlardı.